Gel ismini söyle. Ya ben 4 yaşından kalsa 5, 6 yaşından. Şu an kaç yaşında? 8. Kaç yaşındasın? Yaşını bilmiyorum. Vallahi bravo. Hayatımda ilk defa kaç yaşındasın sorusuna bilmiyorum ne cevap almayı. Hocam nasıl bir eğitim sistemi var ya? Ben de sınavda değil, the person you have called. Evet, baştan alıyoruz. İsmin ne? Bilmiyorum. Dur, sakin, sakin. Sakin, dur. Kaç yaşındasın? 14. Adın ne? Zeynep. Kaç yaşındasın? 14. Bravo! Biliyordum. Yapabileceğini biliyorum. Evet Zeynep, 14 yaşındasın. Oyuncu olmak istiyorsun. Evet. Bu sene biraz ağır geldi. Yani yine ben de bilmiyorum. Biraz hak ettim. Ama bıraktım. Ama tekrar başladım yine. Bir kafa karışıklığı var. Hocan kim? Gözde hocam mı? Oydu ama kulüpten ayrıldım. Öyle. Çünkü cumartesi falan gelmemiz gerekiyordu. Ben cumartesi iş güç var ailenler. Yok. Uykumu çok etkiliyordu. Ben de bilmiyorum. Çok özür dileriz. Rahatsız ettiysek sektörü çıkaralım. Onun için böyle bir şey görmüyorum ha. Cumartesi uyumam gerekiyor. Güzelce uykusu. Çünkü uyumazsam yaşımı unutuyorum. Beynim. Bak ileride tiyatro kurarsam gerçekten gel. Ne para istiyorsan da vereceğim. Gel ben de oyna. Ya kendini oyna yeter zaten. Yani. Sektörde komedine ihtiyaç duymayız. Bitirdin beni ya. Kaç yaşınızı bilmiyorum. Neden? Çünkü 9 saat uyudum burada. Onu uyumam lazım. Ya var ya muhteşemsin ya. Var nasıl ya. Başrol. Direkt başrol. Başka oyuncu olmak isteyenler nasıl var? Bir bitti zaten şu anda. Varsa da hani Zeynep'in çıtaya ben de erişemem. Hani oyuncu olma hayali. Tiyatro kulübünden bir sürü öğrenci var evet. Şu an. Gördü hocanın öğrencileri kim lan? Tiyatro kulübünden bir sürü öğrenci var. Gördü hocanın kulübünde kimler var? Zahmet oldu ya. El kaldığına bak. Gördü hocanın da çağırıyor. Çok mutluyum yani. O hayat işini gibi. Kulüpte herhalde bir kişi var.